Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda İtalya'dayım. İtalya'da Trieste'deyim. Trieste'de hava da çok rüzgarlı. Rüzgardan faydalanmak ve şu anda Trieste'de yelkenli teknelerin yarışı varmış. Duyduğumuz şu İtalyanca söylemlerde yarışın nasıl gittiğini söylüyor. Kamerayı çevireyim ben. Böyle bu şekilde bir yarış var ama ben de anlamış değilim. Şu arkadaş acil bir şey oldu herhalde. Sireni açmış, ona koşturuyor. Kesin burada bir düzergah var. O düzergahta yelkenli tekneler yarıştaki çok fazla yelkenli tekne var. Şu anda görebileceğimiz en net yerdeyiz. Restorantın üst katında. Yarışma da burada zaten veriliyor. Şöyle geçeyim ben. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bugün de burada 24 saat mola veriyoruz. Yelkenli tekne yarışına denk geldik. Ekipler var. Ben net görebiliyorum ama siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Sizin için daha net görebileceğim bir yere geçebilirsem, olabilirsem geçeceğim. Sol kulvardan biri hızlı bir atak yaptı. Onu gördük. Evet, şu an yarış başa başa. Başa baş gidiyor. Arkadan 7. sırada bir atak olursa, evet, şu anda reklam arası girdi. İtalyanca tercüme yapmaya çalıştım. Burada tabii zenginlerin yarışı, bu nedir bilmiyorum ama bizim Türkiye'dekilere göre zenginlerin yarışıdır. Buradakilerin göre de nasıl bir yarış bilemiyorum. Bu işten anlayan bir Türk bulamadım. Türk bulsam ki Türkçe çevirip de açıklamasını yaptırsam. Helikopterle de kontrol yapıyorlar. Helikopterle de izlemesini yapıyorlar. İyi bir bütçe veya ödül, yüklü bir ödül olması lazım. Sahil güvenliğinden tutun da şöyle. Hepsi aktif çalışıyor. Ama bazı tekneler, yelkenli tekneler çok büyük, bazıları da küçük. Herhalde yapıyorlar bu ülkede. Yarışlar boyutlarına göre de belirleniyordur tekneleri. Canlı yayın yapsam. Canlı yayın yapsak da pek kimse gelemiyor ki. Evet, şurada bir tane yakında görüyoruz. Tam bu yarışa katılıyor mu, katılmıyor mu bilmiyorum da biraz daha hepsi aynı boyutta sayılır. Biraz daha küçükler. Şöyle bir şu iki yelkeni de açmış. Sanki yarıştayım gibi görünüyor şu. Şu an ekranın tam ortasında olan hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama rüzgar tersine tersine esiyormuş gibi. Tahminim bu şekilde geliyor tekneler. Buradan ileriden dönüş yapıyor. U çekiyor. Hepsi öyle görünüyor. Ha, şu ortada bir tane demir, biraz daha yaklaştırayım biraz daha. Beton bir tane. Üzerinde sarı ekran gibi bir şey var. Tahminim tekneler onun etrafından dönüyor. Etrafından şöyle hepsi dönüyorlar bakın. Dönen döndü bir tanesi, bakın teknenin neredeyse yatacak rüzgardan.
atmadı. Kurtardı ha. Buradan bu da dümdüz gidiyor. Daha küçük. Allah Allah. Şu da bu demirin beton parçanın sol tarafından geçti. Ama dümdüz gitti. Dönüş de yapmadı. Nerede bir daha dönüş yapacağı yer mi var? Eğer burası müsait değilse bu çekimi burada bitireyim ben. İleride yer bulabilirsem daha iyi çekim yapmaya çalışayım. Yani ne fedakarlıklarla size video çekmeye çalışıyorum. Bunu da görmüş olursunuz. Aracımı da göstereyim ben. Nakliye aracımı. Evet. Yelkenliler gidiyor. Burada bayağı kalabalık bir, bak şu teknede bayağı kalabalık bir ekip var. Kesin bu yarış numarası da var. 97. General sigorta herhalde. Şeysiz sponsoru. Evet. Şimdilik buradan. Oo, burası da bayağı canlandı ha. Bunlar yarıştakiler galiba. Şu generali herhalde yarışı bitirdi. Bunlar yarışa devam ediyor. Son hızla devam. Aslanlarım benim be. Yürü be. Tutar sizi. Haydi. Yelkenli değil de pedallı şey. Ne o? Pedallı diyorum ya. Kürekli tekne olsaymış. Bakalım bunlar dönmedi. Gene dönmedi. Bak şu tekne direkt limana doğru gidiyor. Ufaklık dönüş yapıyor. Anlamadım yani. Anlamadığımız işi işte ne kadar da olsa yorum yapsak yanlış olur. Yanlış da oluyor zaten. Gardening.
bitinceye kadar devam edecek süresim var. Neyse. Ben yarışıyorum. Benim nakliye aracını da göstereyim. Bunu Avusturya'dan bir pazarından aldık. Bu şekilde. Yelkenli yarışı devam ediyor. İyi bir yer bulabilirsek çekeceğiz. Biz de yukarıdan çekim yaptık. Yukarıdan tabii daha iyi görsel varmış. Şu anda rüzgar da fazla hissedilmiyor. Görüntü de o kadar iyi değil. İyi bir görsel yakalayamadık. Eğer yakalarsak devam edeceğim. Yakalayamazsak yapacak bir şey yok. Videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Burası yelkenli. Her yerden yelkenli tekne gelmiş. Her yerden yelkenli tekneler her ülkeden gelmiş. Yani bu tarihte, bu zamanda ayın kaçı bugün? Bugün. Hemen zaten video yüklemesi yapmam. 09.10.2022 tarihinde burada yarışlar oluyor. Ama ne kadar sürüyor onu Google amcanızdan, Google'dan da araştırıp öğrenebilirsiniz. İlerideki tekneyi görüyorsunuz. Şimdi arkasındaki, yanındaki tekneye videosunu çekelim. Bu da tek yelkenli bir tekne. Yani iç tarafında pek fazla muhafaza edecek yer yok. Teknenin direğinin alt tarafında kamera gibi bir şey var. Görebilecek. Tamamen yüzeyinde her şey. İki tane dümen var. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir tekne. Bu yarışıyor mu yoksa yarışı mı bitirdi bilmiyoruz. Şu an bir tane takım var. Bunu da yakından çekelim. Bunlar yarışı bitirmiş. Çok yorulmuş. Evet. Bakın herkes kan ter içinde. Dilimizi bilmedikleri için rahat rahat konuşabiliyorum. Sağ yap, sol yap, gel. Gel. Gel baba, gel. Evet. Bütün sponsorlarının bayraklarını çekmişler. Reklam yapıyorlar. Demek ki başarılı bunlar. Sağlam ekip şuna. Hepsi aynı kıyafet. Üstler aynı tabi. Üstler de hep aynı. Beyaz. Tekne siyah. Siyah beyaz. Beşiktaşlı herhalde bunlar arkadaşlar. Veya da Avrupa'nın başka bir siyah beyaz takım varsa öyle ya da bunlar kendileri siyah beyaz yapmışlar. Bu tekne de tek yelkenli. Hello. Hello. Yine koyacağım diye uğraşıyorlar bak. Evet, şimdi dengeye geldiğinde asılacak. Abim ne yapacak? Görelim. Öğrenelim. Evet. 97 numarayı gördüm. 98'i gördüm şimdi. Hem burundan hem kıç tarafından dengeye alacaklar. Şimdi kıçtan bağlama yapmışlar. Gemicilerin standart bağlaması. Hello. Hello diyebildik. Daha fazla dersek bilmiyorum ne olur.
Ya bu tekneler hep plastik gibi duruyor ya. Karbon fiber mi yoksa? Tabii rüzgarı falan hepsini düzgün olsun diye, yani hiç hız kesmesin diye yüzeyinde bir açık pürüz yok. Hacı abi kolay gelsin. Ayağım Türk iş. Türk iş. YouTube channel. İstedik yani bunu. İyi ya, bunları da bu kadar gösterdiğimiz yeter. Fazla bedavaya reklamlarını yapmayalım. Evet arkadaşlar, şu anda İngiltere, İtalya kanalı herhalde çekim yapıyor. Şu tekne İngiltere takımına bayrağı var. Tahmini bayrak artık da o takımın arması gibi bir şey var. İngilizlere ait yani şu tekne. Yelkenli ve bayağı büyük. Şunlar yaklaşık, şöyle göstereyim yani daha net, en ucundan ne kadar, şöyle geriden de gösterebiliriz. Evet, daha net şimdi. Çok büyük bir tekne. Tahminim bu da yarışa katılıyordur. Ama video çekimlerde yaptıklarına göre ya YouTube'da ya da İngiltere'de bir kanalda ya da İtalya'da bir kanalda devam edecek. Her şeylerde kesin yayın. Bu ne, bir de İtalya bayrağı değil mi? İtalya bayrağı da olmuş. Asmak zorunda galiba. Her tekne her ülkeye girdiğinde o ülkenin bayrağını da asmak zorunda diye biliyorum ben. Ama anlasak da tabii ne olduğunu, ne anlattıklarını bilsek çok iyi olacak ama ne anlatabiliyorlar? Biraz daha yakınlaşırsak şurada bir girmek için şey var. İçeriye alıyorlar galiba. Burada alkol 7/24 üstlükler için su niyetine alkol tüketiyorlar. Vay vay vay, teknenin. Aman ha, biz de nakliye aracımızı da sıfıra yanaştırmayalım. Denize uçmayalım. Orada dijital göstergeler var. Neyi gösteriyor? Rüzgar hızı. Hepsi. Bak. Orada saat değil. Saat yok, bu kesin. Şu anda hızla en üstte de 4 tane gösterge var. En üstteki. Bunların ne kadar gösteriyor? Burada insanlar girsin diye yapmışlar. Bu restoran olabilir diyeceğim ama kimse üstüne çıkıp da gezmiyor yani. Önünde bir kalabalık birikmiş yani. Kalabalık var.
tekneyi çektiğimiz yeterli. Şimdi gidelim başka görseller varsa onunla devam edelim.